Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 24. bölümüne hoş geldiniz ve bu da ikinci çekimim olduğu için şu an burada bir adet Advanced Golem görüyoruz. Çünkü normalde bunu kamera karşısında yapacaktım. Malzemeleri falan burada duruyor. Evet, kendisi tabu bir araştırma, o yüzden bayağı bir warp alacaksınız bunu araştırdığınız esnada. Ve stabilitesi minor, yani bayağı stabil bir araştırma. Öyle ucuz bir şey. Herhangi bir golemi alıyorsunuz. Onu advance yapıyorsunuz. Advance olunca ne kazandırıyor bize diye soracak olursanız, şöyle bir özellik katıyor. Tam olarak özelliği bu. Peki bunu ne yapacağım diye soracak olursanız, hatta doğrusu seni şöyle ikisini beraber alalım. Bu bana ne gibi bir artı kazandıracak diye soracak olursanız, öncelikli olarak şunları şöyle koymalıyım. Ve bunları da buraya koymalıyım. Kendisi eski bir sistemin, aslında çok eski değil ama, eski bir sistemin yerine geçecek yeni sistemin ilk parçalarından biri diyebiliriz. Basit ve kısa bir özetle. Peki bu sistem ne olacak diye soracak olursanız, estetik olarak hiç hoş olmayan bir biçimde burası olacak. Ve bununla beraber elimde Ender Chest'ler var. 2 tane gerekiyordu ancak 4 tane craft ettim. Çünkü ilk planımda 4 taneydiler. Mavi, hatta ek bir renk daha ekleyelim. Ne var elimde? Light Blue. Tamamdır. Gayet güzel. Ve bu arkadaş nerede yer alacak? Tabii buradan o şekilde geçiyoruz ve şurada dikkatli olacağız. Bu arada level'ım da 42, yani her şeyin anlamı. Şimdi işin asıl eğlenceli kısmı, neyi değiştireceğiz yani? Bu nerede olacak? Tahmin ettiniz biliyorum. Sonra da diyeceksiniz, Köftesi'nin onu daha yeni değiştirmemiş miydin? Yeni yapmamış mıydın? Diye. Gene haklısınız. Ama aklıma daha iyi bir versiyon geldi. Ne yapabilirim? Gördüğünüz gibi burada hepsi bitmiş durumdalar çünkü. Çünkü yetmiyorlar. Peki. Bu sistem nasıl çalışacak? Şimdi mana üretimimizi azıcık durduracağım. Bunun için. Çünkü şu an mana üretimim sadece boşa çalışıyor. Pardon. Bunlar da. Ama seni durdurmamız daha öncelikli şu an. Ups. Evet, ve beraberinde beyaz, turuncu. Bunları böyle yukarı taşı. Pardon, alt kattayım. Şurada bir tane daha olacaktı, onu da bir dahaki turlarda kullanırım. Beyaz, turuncu. Bu şekilde bunları buraya taşıyacağız. Hatta ve hatta daha fazlasını da taşıyacağız. Ve o diğerlerini renklendireceğiz. Hızlıca şu anki düzenimiz tam olarak bu. Bakalım burada daha fazla koyunumuz var mı? Yok. Yani basitçe olay nedir diye soracak olursanız, buradaki düzenin bayağı büyütülmüş versiyonu. Bayağı büyütülmüş. Tümüz bir versiyon olacak. Yani güzel bir arkadaş olacak. Ne? How? How can you do this, my friend? Is that even possible? Evet, imkansızlıklarda sınır tanımayan
koyunlarımız, bunu söylediğim gibi inanamıyorum. Ah. Kendilerine verilen alanları tanımayıp daha fazlasını istediler. Bir komedi şovunda falan olmalıyım. Nasıl? Evet. Tabii ki de uzun zamandır Minecraft'a girmemenin yanı yan etkisi olarak hatta Minecraft dışı oyunlar oynamanın yanı sıra yan etkisi olarak konuşmayı unutmamın yanı sıra evet konuşmayı iyice unutacağım. Bazı Minecraft mekaniklerini de unutmaya başlamışım. Mesela bunların altında 4 olması gerektiğini unutuyordum neredeyse. Ama sorun değil. I can learn my lesson. Evet, cümleyi kafamda tamamlayamadım çünkü şu an gecenin 3'ünde video çekiyorum. Evet. Şimdi gel gelelim sizleri şöyle yerleştirmeye. Orada kal. Evet, şimdi bunları buraya yerleştireceğiz. Ondan sonra ne yapacağız diye soracak olursanız yukarıya cam ekleyeceğiz. Kendimizi biraz doğrusu yukarıya biraz daha çekip düzen vereceğiz. 4 döşeyeceğiz. Ve aşağıdaki sistemin bir benzerini yukarı döşeyeceğiz. Bu kadar basit. Yani çok karmaşık bir sistem değil neticede ve güneş altına çıkmayacağız. Etki göstermeyecek sürede zamanladım. Bir de şu burada kalsa güzel olacak. Ve son turumuzu atıyoruz. Ondan sonra tabii daha fazla koyun toplama durumumuz söz konusu. Evet, biraz villagerlaştıktan sonra uçarak yolumuza devam ederek chandelier'ımızın önünden geçip şu iki koyunumuzu da yerleştiriyoruz ve almamız gereken önemli bir kargoyu alıyoruz. Ups. Bu önemli kargo nedir diye soracak olursanız bolca 4 biraz da mana glass ve beraberinde bir adet item'e ihtiyacım var. O item da burada olması lazım. Bu arada sen de geleceksin. Pasture seed, sen iyice lazımsın. Evet. Benim şu rolüm nerede? Ha buradaymış. Evet, ilk önce seni seçelim. Tabii çok fantastik görüntüler gösteriyorsun bana. Ney? Evet, yeni bir beyaz koyun bulmamız gerekecek. Buradan sanırım şu fonda geçsek daha sağlıklı olacak. Bu tarz hızlı dur. Hayır, senin o olmaman lazımdı. Ben burayı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi bayağı bir koyunumuzu buraya koyduk, renklendirdik ve üçledik. Üçer tane olmasını istiyorum. Çünkü üçer tane olunca daha çok işime yarayacaklar. Evet, bunlar bu şekilde burada yaşamaya devam etsin. Ufaklıklar büyüsün. Bizim yapmamız gereken sana ihtiyacımız yok. Sen neredesin? Sen şöyle git. Sen de şöyle git.
zaman. Şimdi şöyle git. Tamamdır. Anamız bizi hayli hayli idare edecek düzeyde. O yüzden endişe etmiyorum. Balta zaten elindeymiş. Advance buraya atmışım. Neyse bu çalışa dursun, bunu manuel override yapmayacağım. Ama bir şey yapacağım. O da bu. Şimdi öncelikli olarak bir adet Upper Hulk'ın kapsam alanı ne kadar? Hemen ona bir bakalım. Tabii önce bu arkadaşı giymemiz gerekiyor. Şurası galiba. Evet. Bu dönemde koyu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 blok uzağına kadar kaplayabiliyor. Okey, bu fazlasıyla mükemmel bir kapsam alanı bizim için. O zaman yapacağımız şey belli. Her zamanki işlemimizi yaparak valla voilà ve voilà. Tamamdır. Bunu aldık. Mıknatısımı bir süre devre dışı bırakacağım. Kendi isteğimle. Ve bunun her yeri kaplıyor olması lazım. Hatta bir kontrol edelim. Evet, her yeri kaplıyor. Chest'i de alalım. Sonrasında da yapmamız gereken abuk iş bu. Bir tanesini kontrolü yerleştireceğiz. Monopool işini birazdan halledeceğim. Çünkü bunların mana ihtiyacı var. Şundan bir tane daha yapmam lazım. Ama basitçe yapacağımız olay tam olarak şu. Yanlış kor. Evet. Yanlış koruda almayı başardığıma göre şuradan hazır yağmur var. Ah tabii. Flügel tiyaram yokmuş. Buradan aşağı inip doğru koru alalım. Ne yapayım, işaretleri birbiri aynı. Ve bir de bakalım mankasım var mı? Var. Evet. Ve şimdi buna mıknatısın bir giyineyim.
Evet. Evet, tabii ki de inventörümde olacağı için biraz şunları şöyle atalım. Tabii ki de bundan bir tane daha yapmam gerekiyormuş. Hepsinden. Burada senin kaç slotun var? Tamamdır. Yok. İki tane daha yapmam gerekecek. Bu demek oluyor ki içerideki arkadaşı da ilginç bir biçimde ilk altısını tamamladık. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Bir de upgrade'lere bir bakayım. Belki upgrade'ler arasında işimize yarayan bir şey vardır. Organized. Yok. Bu değil. Fuzzy. Fire. Tamam. Bunu sağlayabiliriz. Bunun için bir adet Fire Shard ve bir adet de Gold Nugget lazım. Pardon, biraz da Gold Nugget lazım. Shard burada yok tabii ki de. Ne kadar bir kazanç sağlayacak hiçbir fikrim yok ancak onu beraber göreceğiz. İki tane kazanç sağlıyorsa eğer bu bayağı işimize yarar. Çünkü bayağı bir zahmetten kurtarır bizi. Fakat sağlamıyorsa da şart gene işimize yarıyor demektir. Bir saniye. Yalnız hangi kapasite? Stronger. Tamam. Şimdi çıkalım ve umalım ya iki katına çıkartsın ya da 8 yapsın. İki katına çıkarttı. Pink. Evet. Ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4. Aslında bir bakalım. Senin upgrade slotun sadece bir tane var. Fakat evet. Tamamdır. Hangi golemi upgrade edeceğimi buldum. Tomium golem yapacağız. Ya da dur. Tomium golem fazla kaçar. Talo golem yapalım. Evet, Talo golem güzeldir. Tamamdır. O zaman ben hemen bir Talo golem yapıp geliyorum. Evet ve geri geldik ve bandımı ıskalayarak bu işini başlatıyoruz. Evet, bu sefer yine izliyoruz yani. Evet, gel bakalım. Bütün espekleri çekti.
Gampa durumumuzu da Red Sun'umuzu aldı. Hayır, Red Sun Gampa'dır ve Blossom'umuzu aldı, Jar'ımızı aldı ve beynimizi de alsın. Voila. Mükemmel bir biçimde oldu. Ve beraberinde bize biraz da Sikistan'ı sin. Bir editti. Sin. Ve voilà, biraz daha fire upgrade'miz. O zaman yapacağınız şey belli. Yukarı çıkıp golemimizi değiştirmek. Elimizde biraz fazladan advanced golem olmuş oldu. Ama fazla mal göz çıkartmaz diyoruz ve evet. Thunder. Ve hepsini deyip 4 yapalım. Ve bazıları 3, 2 falan. Onlarda da biraz kırpma yoluna gidelim. Bari tamam. Yeşile ve kırmızıya katkı lazım. Tamamdır. Siyah tamam. Beyaza katkı lazım. Ama katkılar bu kadar. Evet. Yapmamız gereken tek şey demin de yapmaya çalıştığımız şu arkadaş. Hatta 12 şart tane tut. 16 şart tane tutsun. Evet. İtina ile arkadaş tıklamalarımı kabul etmemekte ısrarcı. Evet. Neyse. 16. 16. Ha tamam. 16 ve 16. Bu tarafta önce bu taraftakileri yerleştirelim. Beyazlar, beyaz, turuncu, magenta, light blue, evet burada. Nasıl? Bunlar burada değil. Buradan itibaren brown. Diğerleri de bu şekilde. Evet ve düzenlerimiz bu şekilde oturuyor. Huh. Yapmamız gereken sadece iki şey kaldı. Yukarı bir adet monopol taşımak ve voilà, bitti. Başka hiçbir şey kalmadı.
Abi de kum saatlerimizi düşünmek. Ve şunları şöyle koyalım. Tabii buna koyamıyoruz. Çünkü bunun hedefini koymamıştık. Şimdi bunun kapsam alanı ne kadardı? Şu an bende ne var? Bu var. Lan. Bunun kapsam alanı ne kadardı? Evet, bunun kapsam alanı neydi? Biri bana söylesin. Belki şu arkadaş söyler. Hayır, söylemiyor. Neyse. O zaman bir sonraki bölüm bunu öğrenip bununla beraber bunların hepsini kapsıyor olması lazım. Ona eminim. Sonraki bölüm her şeyi öğrenip ona göre bir hazırlık yaptıktan sonra burayı tamamlamış bir biçimde faaliyete sokacağız. Peki bundan sonra yapmamız gereken tek şey ne olacak? Aa, bu arada yukarıdaki arkadaş doldurma işlemini çünkü tabii bu şu anda ne değil. Bu arada evet, bundan bir adet lazım bana. Onu da hemen bir yapalım ve size beraberinde gösterelim. İlk önce bundan bir tane lazım. Var. Fazlasıyla. Ve beraberinde iki adet gold. Ve bir adet gold nugget. Bu storage drawer'ları cidden seviyorum. Tabii bundan bir tane daha lazım bana. Storage Drawer modu cidden güzel bir mod. Severiz kendisini. Ve bir tane değil. Şimdi azat. Gördüğünüz gibi hepsini bitirmeme rağmen evet. Ve sanırım sana da hedef göstermem lazım. Tabii ki de beraberinde yapacağımız diğer bir işte daha doğrusu en son yapacağımız işte şuraya attığımız Corporea Network'ü Corporea Spark'ı buna taşımak olacak. En son yapacağımız iş. Ve ondan sonra işimiz bitti. Şunları da yukarı taşıyalım. Ve benim burada bir yerde ayarı yokmuş. Burada olacaktı. Ve şundan bir adet daha yapmam lazım. Drum of Gathering. Hemen yapması kolay bir iş. Sizin gözünüzün önünde yapalım. Tabii önce dur, doğru mu bakıyorum? Oops. Evet. Ve tabii ki de deri lazım. Bir de şunu unutuyordum. Orada hayır, burada değil. O zaman burada mı? Evet, burada. İki tane de deri. Ve inanılmaz derecede leş gibi haldeki inventörümle beraber İkinci drum'umuzu da yaptık ve beraberinde şunu da yapmam gerekecek. Hatta yapayım da.
Inventörümde kalmış. Evet, senin için 4 gold, 2 redstone. Evet. 4 gold, 2 redstone ve 2 diğerleri de burada. Şunun içinde bir adet daha redstone'a ihtiyacım var. Ama normal mana spreader'ımız var mı burada? Yok. Ama burada vardır diye umuyorum. Var. Evet, ikinci redstone mana spreader'ımız da hazır. Ve o zaman doğru bakıyorum değil mi? Evet, doğru bakıyorum. O zaman tabii biraz fazla aldım. Çünkü iki tane yapacağım diye hatırlayıp aslında bir tane yapacağımı hatırladım. Sonrasında da şunları şuraya koyalım. Burada olanları. Ve buradaki düzenimizi iki tane Soul Sand hariç koyalım. Bir sen, bir de sen buraya gel. Şuraya mana pool'umuz gelecek. Biriniz buraya, biriniz de buraya gelin. Aslında bunu yapabilir miyim? Bir şey denemek istiyorum. Evet, bölüm uzuyor biliyorum ancak bu bölüm bu arkadaş bitecek. Karar verdim. Evet ve şu gereksiz creepy mesajlar. Oops. Wand of the Forest nerede? Ah, burada. Tamam, bu buraya aktarılırsın. Burada inventörümde kalmış olanlar. Ve buraya başka hiçbir şey gelmeyecek. Şu arkadaş da böyle güzel. Ve bunu artık alalım. Ve yukarı çıkalım. Yukarı çıkıp kalan son işimizi halledelim. Evet, kafamdaki nedir diye soracak olursanız basitçe şöyle giden bir fikir. Sen şöyle gel üstüne. Normal bir bul. Şöyle. Sonra da spreader'lar. Binding Ward. Ve basitçe iki adet redstone. Bir adet de sen. Sonrasında da sen. Evet. Bu arkadaş bir dakika sürüyordu.
Ve bakalım bu yöntem işe yarayacak mı? Eğer yararsa bunların hepsi aynı anda kırpılacak. Meraklı bekleyiş sürüyor. Evet, ne kadarın kaldı senin? Evet, neredeyse bitmek üzere bu. Tabi süresini göremiyoruz. Ama ya da bu dursun. Her şeyi daha net göreyim. İşe yaramadı. O zaman iki bağımsız hourglass kullanmaya devam. Tabii şu an bunları çalıştırmayacağım çünkü henüz alacak kısmı tamamlamadık. Onun için bir et daha drawer yapmam lazım. Evet. Tabii ki de o aklımın bu da olmuyor. Sonrasında da drawer controller, redstone, şu bu diamond bir adet, comparator, ve basitçe hızlıca her şeyi hallederim. Doğru. Bunları önce bunlara çevireceğiz. Oops. Evet. Son kontrolörümüz de hazır. Evet, tabii de. Evet. Ve yapmamız gereken son şey bir bunlara filtre koyacağım. Bunu şimdi fark ettim. O filtrede bana bir adet buna patlayacak. Item frame. Evet, item frame. Neredesin? Item frame. Evet, stick lazım. Belki de yeterli stick yoksa ne yapıyoruz? Üretiyoruz. Neyse, bu ne için lazım diye soracak olursanız, benim neyi toplamaktan gına geldi bana. İnk. Evet ve uyanmış bir kendi hanım var. Ve şimdi not in the frames diyoruz ve bunları engelliyoruz. Ve kendi hanımın miyavlaması demek oluyor ki kapıyı aç. Evet ve ardından şunu da yerleştiriyoruz ve burası tamam demektir. Hatta bir adet manuel redstone sinyalini ben kendim vereyim. Ve hatta birkaç manuel redstone sinyalini ben elle vereceğim.
kısa bir ses. Evet ve bittiler. Beraberinde her şeyi bu şekilde tamamlamış olduk. Huh. Burası biraz dekolona dursun. Ardından şu arkadaşımızı, pardon. Diğer arkadaşımız nerede? Al, sen buraya düşmüşsün. Senin buraya düşmeni nasıl engelleyeceğiz? Başka zamanlarda da. Güzel soru. Hatta dur. O zaman buna güzel bir çözüm buldum galiba. Evet. Programım duruyor. Tamamdır. Evet, basitçe bu şekilde bu arkadaş burayı sürekli dolu tutup duracak. Buna bir ekstra güvenlik önlemi daha döşeyim ben. Çünkü bu salak düşer. Salaktır bu şimdi. Düşer. Bir yerini kırar. Bir şey olmasın buna. Yani neden itinayla arkasından almaya çalışıyor onu da çözebilmiş değilim ama tamamdır. Bence bu gayet güzel bir düzen oldu. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler ve şu arkadaşları almayı unutmayalım.